Günaydın, hayırlı sabahlar. Kuşların zikriyle merhaba diyelim. Tefekkür, akletme, teslim olma bize dinimizin emri değil mi? Bolca düşünüyorum ben de. Oysa bize çocukluğumuzdan beri düşünmenin kötü bir şey olduğunu sanki anlatmaya çalışmışlar. İşte çok düşünüyorsanız ne öyle hindi gibi düşünüyorsun demişler. Veya düşün düşün nokta noktadır işin. Şimdi dün temizlik vardı evde. Sürekli yolculuk halinde olduğum için tabii burası düzenli olarak temizlenmiyor. Benim de gün içinde derslerim, işte koçluk seansları, işle ilgili görüşmeler vesaire. Zaten ameliyatlı olduğum için belimden çok ağır işleri kendim yapamıyorum açıkçası. Hani öyle süpürme, silme, evet, ama camları silmiyorum, uzanmıyorum veya ağır kaldırmıyorum. Ağır kaldırmak yasak çünkü bana. Neyse, tabii eve girdiğim zaman uzun bir süre burada olmazsam, bir hafta 10 gün gibi, ev havasız kokuyor kapıdan içeri girdiğinizde. Ben de bu yüzden banyonun yukarıdaki küçük camları olur ya, onları açık bırakıyorum. Demirli, merak etmeyin, güvenlikli. Zaten güvenlik kamerası var burada her tarafta. Ama ister istemez ev toz oluyor. O açık pencereden dolayı bu kez de. Temizlemem lazım. Fakat vaktim yok. Sadece yaşayacağım alanı süpürdüm. İşte mutfağımı temizledim. Ama dün sağ olsun çok tatlı insanlar var burada. Onlarla beraber evi temizledik. Sabah uyandığımda, tabii gece bir de üstünden yerleşmesi gereken şeyleri ben yerleştirdim, öyle yattım. Çünkü enerji kaçakları programı yapmıştım hatırlarsanız YouTube kanalında. O enerji kaçaklarınız varsa gece rahat uyku uyuyamıyorsunuz. Yani kafanıza koyduğunuz olması gereken bir şeyleri yapmadığınız vakit huzurlu olamıyorsunuz. REM uykusuna rahatça dalamıyorsunuz vesaire. Ben de enerji kaçağım olmasın diyerek cillop gibi yaptım her tarafı. Ondan sonra da yattım. Sabah abdest almaya işte kalktım. Allah kabul etsin hepimiz gibi. Ay bir mutluyum, bir mutluyum, bir mutluyum. Sonra Allah-u Teala hani böyle tefekkür etmemizi istiyor ya. İşte bu duygu ya dedim. İşte bu duygu. Ölüme düğün gecesiymiş gibi bakanların duygusu galiba bu dedim. Çünkü eviniz derli toplu olmadığında, tozlu olduğunda birisi gelecek diye ödünüz kopuyor değil mi? Aman kimse gelmesin, kapı çalınca eyvah diyorsunuz filan. Rahatsız oluyorsunuz. Evim dağınık ve pis diye rahatsız olmayan var mı aramızda bilmiyorum. Hani belki kinestetik zeka, dokunsal zekaya sahip insanların evi dağınık olabilir ama aslında pis olmaz. Onların dağınıklığının içinde mutlaka kendilerine ait bir düzenleri vardır. Ama ben evim temizse, düzenliyse mutlu olanlardanım. Mesela bir yere yolculuğa mı çıkıyorum? Çamaşır sepetimde işte çamaşır kalmamasına özen gösteriyorum ama bunu bir takıntı haline de getirmiyorum. Evimi başkaları için değil de kapıdan girdiğimde bir yolculuktan dönünce oh mis gibi düzenli bir eve girdim diye kendimi mutlu etmek için bunu yapıyorum. Evim temizse her an herkes gelebilir. Alnım açık değil mi? Oh mis gibi hemen bir çay, bir kahve vesaire. Misafir gelecek diye bir tedirginlik olmuyor içimizde. İşte gerçek aleme de eğer hazırsak, görevlerimizi layıkıyla yerine getiriyor, yasaklara karşı hassasiyet gösteriyorsak, yani emir ve yasakları yerine getiriyorsak,
Niye korkalım ki ölümden? Aynı evimi temizlediğim zaman misafir gelebilir. Çünkü şöyle bir şey vardır. Diyelim ki yemeğe misafirim var. Bu hayatım boyunca böyle olmuştur, biliyor musunuz? Şükürler olsun. Bir de maşallah deyin de nazar değmesin bu konuda. Diyelim yemeğe misafirim var. Son dokunuşu yapana kadar Allah misafiri göndermez, biliyor musunuz? Ben buna çok inanırım. Son atıyorum işte peçeteleri koydum. Tamam hazırım dediğim anda ding dong kapı çalınır. Allah'ım seni seviyorum derim. Bütün işlerimi bitirdim de öyle gönderdin sen misafiri. Yani mutlu olmak için o kadar çok sebep bulurum ki kendime. Az önce Instagram'da işte burada seher sohbeti yapacağımı söyleyince Keşfet'e takip ettiğim için tabii ki Ufuk'tan Keleş diye bir delikanlı var. Çok seviyorum onu. Manevi evlatlarımdan birisi. Bir de Uğur, canım benim, İzmir'e selam olsun. Bir çocuğa deprem bölgesinde anladığım kadarıyla ayakkabı giydiriyorlar. O ayakkabıyı giydirirken abla, o kızcağızın gözündeki mutluluk, o suratındaki mutluluk, annesine ya da yakındakine bakışı. Yani birkaç da yorum okudum. Diyor ki birisi, bu nasıl bir güzelliktir diyor. Ben o kadar mutlu oldum ki bunu seyredince. Oysa diyor, ne bu yardımı gönderen benim, hani ne parasını gönderen benim, ne çocuğa ayakkabısını giydiren benim. Ama diyor, ben bile mutlu oldum. İşte güzel şeyler, hiç tanımadığınız insanları bile mutlu ediyor. O çocuktaki mutluluk dedim, ben de yoruma yazdım. Hali vakti yerinde olan, ekonomik durumu iyi olan ve birçok ayakkabısı olan, kendi odası olan, bir sürü koyacak yer bulamadığı oyuncakları olan, kaç çocukta acaba o çocuğun gözündeki, yüzündeki mutluluk ifadesini görebiliyoruz? Dün bana temizliğe yardım etmek için gelen hanımefendi, bugün ben Ankara'ya gideceğim. Taşpınar mağazalarının Demet Evler'de bir şubesi açılıyor. Onun açılışına gideceğim saat 11.30'da. Dedi ki, ya oraya gidiyorsan dedi, bir şey var, kahve makinesi var dedi. Ondan alır mısın bana, kızımın çeyizine koyacağım dedi. Ne kadar dedim? İşte galiba 3.500-4.000 lira dedi. Şimdi o kadar cezvemiz dururken anlatabiliyor muyum? 3.500-4.000 lira. Hani onun 900 lira olanı var mesela, Taşpınar'da gördüm. 900 liraya kahve makinesi var. Ama 3.500-4.000 lira evlere temizliğe giden, akşama kadar bedenen yorulan, alın teri, sırtından şapur şapur terler akarak çalışan bir kadının kızının çeyizini almaması lazım gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü yıllar önce kitabımda da yazmıştım, hangi kitabım hatırlamıyorum. Her şey hazır olarak verdiğimizde evlatlarımıza kıymet de bilmeyebiliyorlar. Kıymet bilenler mutlaka vardır ama yani ben evlenirken her şeyimin hazır olmasını istemem şu anda bir genç kız olmuş olsaydım. Keyfime göre, zaman içinde, değişen teknoloji, çünkü siz bir şeyler alıyorsunuz, elektronik malzeme, işte kızınıza, oğlunuza, çeyize, o evlenene kadar onun 10 tane daha üst modeli çıkmış oluyor. Ben saçma buluyorum bunu. Yani İhtiyacımız olmayan şeyleri bile evlerimize dolduruyoruz. Zamandan tasarruf sağlayan gerçekten müthiş makineler var. Kendimi aldım. Bir de şimdi çok sevdiğim arkadaşıma bugün gidip alacağım inşallah. Çünkü inanılmaz bir indirim var bu airfryer'lerde. 20 dakikanın içinde ben hani hiç kavurma mavurma yapmadan yemeğimi pişirip yiyebiliyorum, öbür türlü bir sürü zaman geçmesi gerekiyor. Buna amenna. Ama bir kahve için de
3500 lira makineye vermek bana mantıksız geliyor arkadaşlar. Şimdi çok eşya, çok insan daraltıyor ortamı, ruhu. Sakinlik, tefekkür, yalnız kalmak, doğayı dinlemek. Bak saksağın geldi şimdi ağacın tepesinde bana merhaba diyor. Esselamu aleyküm. Ha canım. Ne yapıyorsun sen? Bir müjde mi vermeye geldin bana? Ben ne zaman bu saksağını görsem gerçekten güzel haberler alırım. Evet, birkaç da mesaja bakayım ama ne demek istediğimi siz zaten anladınız sevgili arkadaşlar. Evimi temizlediğim için nasıl misafir gelmesi beni korkutmuyorsa amel defterimizi de şöyle bir temizleyelim inşallah. Buna niyetlenelim bugün. Aşırılıklardan kaçalım her anlamda. Aşırı sevgi, aşırı alışveriş, aşırı veriş. Yani başkalarının hayatı hakkında bir sürü zaman harcamak, düşünüp ay şöyle olsaydı keşke, böyle olsaydı keşke. Dün yine birisiyle konuştum. Keşke, keşke dedi. Keşke deme bana dedi. Ve acaba deme. Neden? Çünkü bu iki kelime de şeytanın kelimesi dedi. Biz kadere iman etmişiz. Değil mi? İmanın şartlarından biri bu. Öyleyse olan her şeyde bir hayır var. Keşke demek kadere itiraz etmektir. Ey Allah'ım sen bunu iyi becerememişsin. Niçin bunun böyle olmasına müsaade ettin? Bu böyle olmalıydı. Ben daha akıllıyım. Ben daha ileri görüşlüyüm demektir. Oysa onun niçin öyle olduğunu biz bilmiyoruz. Bir sebebi var. Rabbimiz niçin öyle olduğunu belki 5 sene sonra bize anlatıyor ve geçmişte keşke dediğimiz, üzüldüğümüz şeylerin bizim hayrımıza olduğunu eninde sonunda biz anlıyoruz. Kesinlikle. Nerelerden? Vallahi Sema Hanım, bu konuda sağlıklı olduğuna dair şeyler okudum, yazılar okudum. Bir kere, yani geçen gün ayıptır söylemesi, buzlukta köfte vardı. Köftenin yanına soğan, hiç yağ koymadım zaten, köftenin kendi yağı vardı diye böyle 3 tane. 2 tane şey yaptım, soğanı iri iri doğradım. Hem altına hem üstüne koydum köftenin. Ondan sonra yanına da kabuğuyla beraber, kabuğunu soymadım. Yani dış kabuğunu aldım da teker teker dişlerin kabuğunu almadım. Sadece altındaki o kök kısmını kestim, attım. 18 dakikada pişti, ben 20 dakikaya ayarlamıştım. 18 dakikada çok güzel oldu. Bir de baktım ki altta bir yağ, bir yağ. Amanın dedim, ben bu yağ mı yiyormuşum? O yüzden çok teşekkür ediyorum çiçeklere. Güzel demişsiniz, sağ olun. Evet, insan aceleci varlık. Günaydın Onur Çelik, Halime, Hediye. Genel bir şükürsüzlük kesinlikle var. Seven Leaves. Kimse adınız bilmiyorum. Profil adınız bu olduğu için. Şükürsüzlük de mutsuzluğu getiriyor. Evet, Sema Hanım teşekkürler. Ama bunu yani... Çok isteyeceksiniz, çaba sarf edeceksiniz. Rabbim de nasip ederse sizin için imkansız gibi gelen şeyler oluveriyor. Yani bundan ne diyeyim size, oğlum 35 yaşında, onun 9-10-11'li yaşlarını düşünüyorum. İşte aradan ne kadar sene geçtiyse öyle bir zamanda... Böyle bir evde oturacağımı birisi söylese ben hayal görüyor derdim. Allah kün der olur. Gerçekten. Yani 2 silindirli bir arabam olabilir mi acaba diye merak ederdim. Ve aleyküm selam Mehtapçığım. Merve, sana da selamlar. Lütfiye Hanım. Ramin Saadet, Sabel Hayır, Şükran Kesiren. Nuran ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum. Hülya Ülker size de. Aa, Berlin. Ya Hülya Hanımcığım, bir organizatör Almanya çağıracak beni.
hangi şehirde olsun istersiniz dedim. İşte Hamburg'da mı Berlin'de mi dedi. Ben de Berlin'e hiç gelmedim daha önce. Berlin'de olursa sevinirim ama dedim seyircilere sormam lazım. Bir de anket yaptım Instagram'da. Berlin'de kaç kişiyiz, ne kadar gurbetçi var, oraya geleyim mi diye sormak istiyorum size. Saadet Hanım, çok teşekkürler. Nazlı Hilal ve aleyküm selam. Şenay Erman, size de hayırlı sabahlar. Nazlı diyor ki evim temiz değilken eğer dışarı çıkacaksam sinir krizi geçiriyorum, etrafa sarıyorum. O kadar da değil. İşte bu da aşırılık tatlım benim. Yani hayatta diyelim sağlıkla alakalı, daha önce de anlattım büyük ihtimal ama TRT'de çalışırken bizim Orhan diye bir kameraman arkadaşımız vardı. Çok temiz, titiz böyle bir beyefendi. Çok da severdim kendisini. Fakat çok sağlığına dikkat ederdi. Yani aşırı. Arkadaşları diyordu ki işte dış çekimlere gidiyoruz. Orhan'ın mutlaka yanında meyvesi işte ne bileyim salatası, salatalığı, havucu mavucu olur. Gittiği yerlerde onları bulamazsam diye mutlaka evinden götürür. İşte sigara içmez. Çok aşırı bunu hani ne diyeyim size belki de hastalık derecesinde önemseyen bir arkadaştı. Ve kalp krizinden öldü biliyor musunuz? Benim canlı yayınıma gelmedi. Arkadaşları evine girip kapıyı kırdıklarında yatakta kalp krizi geçirmiş vaziyette ölü buldular arkadaşımızı. Yani bir şeyi aşırı, bak yine geldi saksan. Bir şeyi aşırı önemsemek, aşırı kafaya takmak vücutta stres hormonu oluşturuyor. Yani siz iyi bir şey yaptım derken maalesef strese sokuyorsunuz kendinizi. Stres hormonu da vücudun her bölgesine zararlı. Sabire Hanım size de sevgiler. İmran, bir de Seha Yılmaz, teşekkürler. Kim olduğunuzu bilmiyorum, adınız yazılı değil. Efendim Ramin Saadet. Ramin Saadet diyor ki kuaförüm diyor, işimin günahı var mı diyor. Yani erkekseniz, Ramin erkek ismimi, kız ismimi bilmiyorum, üzgünüm. Erkekseniz, kadın kuaförlüğü yapıyorsanız tabii yani haram olan bir şeye dokunmuş oluyorsunuz. Öyle. Kırıkkale ile Ankara arasında 2 dakika var. Hani daha mı erken aydınlanıyor orası? Bir de telefon daha aydınlık gösteriyor. Nur diyor ki her işin ardından kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Neden? Çünkü bu bize öğretildi arkadaşlar. İşte eğer gülersen ondan sonra mutlaka ağlayacaksın. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. İşte ay nazar değer, ay şöyle olur, ay böyle olur. Bunlara dur demek aslında elimizde. Niye iyi bir şeyin sonunda kötü bir şey olsun ki? Allah'ın hazinesi sonsuz. Siz böylelikle kötü bir şeyi aslında çağırmış oluyorsunuz. Eskiden ben de sizin gibiydim biliyor musunuz? İşte iyi bir şeyin arkasından kötü bir şey olacak şeklinde değil de bir kalp çarpıntısı olurdu bende enteresan şekilde. Böyle bunaltıcı bir şeymiş gibi algılardım onu. Eyvah kötü bir şey olacak derdim o kalp çarpıntısı olduğu gün. Mutlaka kötü bir şey olurdu. Sonra duygularımı kontrol etmeyi öğrendim. Kalbim öyle çarptığında bu aldığım eğitimlerle dedim ki hayır, bu kalp çarpıntısı bir müjdenin haberi. Bana iyi bir şeyler olacak. Demek ki o müjde neyse onu bekliyorum Allah'ım demeye başladım. Anam bir baktım o gün hiç kötü bir şey olmadı. Üstelik hep beni mutlu edici şeyler oldu. Ya tabii siz mutlu olmak istiyorsanız o gözlerle etrafa bakarsanız hep güzellikler görüyorsunuz. Ama şurada şu manzarada bile mutsuz olacak insanlar var. Ay der ki şimdi ay burada örümcek vardır. Ay böcekler vardır. Ay çok kötü diyebilir. Kuş sesinden rahatsız olan insanlar var. Kuştan korkan insanlar var. Geçmişe ait travmaları yüzünden. Benim oğlumun bir arkadaşı vardı. Hayatımda ilk defa hani fobisi olan insanlar görmüştüm. Kuştan korkuyordu. Dışarıda bir yere yemeğe gittik akşamüstü. Kuşlar uçmaya başladı. Ana kız ciyak ciyak bağırmaya başladılar. Ne oluyor ya dedim. İşte ben kuştan korkuyorum.
korkuyu çocuklarımıza da öğretiyoruz. Bir anne ya da babanın bir korkusu varsa, bir saplantısı varsa, şunu yemem, bunu yemem gibi maalesef böyle takıntıları varsa çocukları da onları öğreniyor. Benim sol diz kapağım paramparça arkadaşlar, köpekler parçaladı. Köpek parçaladı, özür diliyorum. Aynı zamanda bir de bisikletten düştüm. O yüzden böyle sol diz kapağımda neredeyse elimi bastırsam çukur delikler var. Köpeğin dişinde benim etimin kaldığını ben gördüm. Ama iki oğluma da bu korkuyu yansıtmamak adına, çünkü onlar öğrenecekler. Ufacık bir çocuk, yılan gelse tıs 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 diye gider ona dokunur. Bilmez ki yılanın tehlikeli bir hayvan olduğunu veya yanan bir sobaya doğru gider. Bilmez onun onu yakacağını. Onları biz öğretiriz onlara. O yüzden hiç korkmayın ve deyin ki iyi bir şeyler verdin Rabbim. Allah'ım bunun devamını nasip eyle. Allah'ım daim olsun. İki cihan saadeti nasip olsun. Başka, New York'ta yaşıyorsunuz Selma Hanımcığım. Merhabalar, selamlar. New York'a geldim iki sefer. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanımcığım. Artık kapatayım. Korkmayın, hiç korkmayın. Yani bir de bu vesveseyi de yok etmek adına ne yapabilirsiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Diyor ki, Bakara suresinin okunduğu eve 3 gün boyunca nazar, sihir, büyü girmez. Vesvese de keza öyle. Bakara suresi, yani eğer bu hep varsa sizde 11 gün kesintisiz Bakara suresi okuyun, okuyabiliyorsanız, değilse de internetten açın. Hızlandırarak da dinleyebilirsiniz. Hani 1.25, 1.5, bazı hızlı okuyanlar, çok yavaş okuyanlar ve ben Ahmet Sarıkaya'nın, Hafız Ahmet Sarıkaya'nın tilavetini hep dinliyorum. Ben yapmıştım onu aslında YouTube kanalım için. Ondan sonra o kendi kanalına yüklesin diye ben sildim. Fakat bu arada birisi indirmiş benim yüklediğimi. Hırsızlık yapmış. Reklam da alıyor. Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Onu dinliyorum. Kendi yaptığım videodan Ahmet'e para kazandıracaktım. Çünkü o zamanlar bir yerde kadrolu değildi. Ondan sonra Ahmet'inkini dinlemeyi çok seviyorum. 11 gün, hatta şunu söyleyeyim size. Bir arkadaşımla bir yolculuğa çıktık. O yolculuklarda ben mutlaka hani en önce Bakara suresini dinlerim. Vakit kalırsa şarkı söylerim, işte ne yaparım. Rahatlatmak için ağlarım, bağırırım, çağırırım vesaire, deşarj olurum. Bakara suresini onunla beraber yolda dinledik ya. Ay İkbal'cim dedi, ben dedi eve giremiyordum. Hani sıkıntılarım vardı. Yani bir kerecik dinlemekle bile bu kadar mı rahatlatıyor? Evet, o kadar rahatlatıyor arkadaşlar. Ankara'da olanlara selam. Bekliyorum bugün hepinizi inşallah. Ha, başıboş köpekler. Maalesef evet, kesinlikle düzenleme gelmeli çünkü ama barınakların da durumunun iyileştirilmesi lazım yani. Ramin eşimin adıymış, bayan söylüyor. Yani şöyle, Allah saçımızın başkası tarafından görülmesine bile izin vermezken başka bir herifin saçımı tutup da saçımı kesmesi, fön çekmesi filan. Yani şimdi erkek kuaför olan arkadaşlar, kadın kuaför olanlar bana kızacaklar ama yani bunu benim söylememe gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Kaçta geliyorsunuz? 11.30'da orada açılış var. Ben herhalde bir yarım saat önce gelip hazırlık yapacağım. Ay Bartın'dan selamlar Emine Hanımcığım. O kadar özledim ki oradaki yukarıdaki Ulupınar'dı galiba, değil mi, şelaleyi. Manisa Turgutlu'dan selamlar. Kim Nuray Hanım? Teşekkürler. İşlerim var, artık içeri gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.